Mustafa TV'den merhabalar. Gündemin önemli haberlerine derli toplu bakacağız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hedefinde Bilal Erdoğan babası ve babasının ortağı vardı. Bilal Erdoğan ortaya çıktıysa AKP için işler yolunda değil ifadelerini kullanıyor Özel. Devlet Bahçeli'ye de Hüdapar üzerinden yükleniyor. Mikrop mikropluğunu yapar da sen ne yapıyorsun diye soruyor. Bu arada Bilal Erdoğan'ın Fatih Altaylı'ya yönelttiği ağır hakaretler vardı. Altaylı hakaretleri yuttu, Erdoğan'ı övdü. Narin Güram cinayetinde bir ay dolmak üzere olay hala çözülemedi. Köy halkının devleti, güvenlik güçlerini, medyayı nasıl yanlış yönlendirdiği madde madde ortaya konuldu. Ancak hala sis perdesi aralanamadı. Tabii insanlar da ister istemez soruyorlar. 15 Temmuz sonrası bir günde binlerce insanın terörist olduğu tespit ediliyorsa devlet bunu yapabiliyorsa neden günlerdir bir köydeki bir cinayeti çözemiyor bu devlet? Cinsel istismara uğratılan sıla bebekle ilgili de önemli gelişmeler var. Haberlere geçerken videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Ben İrfan Galip Dumlu. Gündem Özele hoş geldiniz. Bir ekonomi haberiyle başlayalım. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat avına çıktı. Denetimler sonrası 1274 işletmeye tam 327 milyon lira ceza kesildi. Gözü vatandaşın cebinde olan fahiş fiyatçı fırsatçılara göz açtırmak yok diyorlar. Fakat o fahiş fiyatları vatandaşa dayatan halk düşmanları öyle birkaç bin esnaftan ibaret değil. Esnafa gelince fahiş fiyat cezası kesiliyor. Ancak dev şirketlerinde yaptığı farklı değil. Türk Telekom aylık tarife paketini 108 liradan 429 liraya çıkardı. Türk Telekom yönetim kurulu başkanlığını AKP genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Türkiye Varlık Fonu'na ait Telekom milyonlarca insana fahiş fiyat dayatması yapıyor. Ticaret Bakanlığı fiyat istikrarının sağlanması, fahiş fiyatın engellenerek adaletli bir iç piyasa tesisi sağlanması amacıyla sektör bazlı denetimlerin yanında fahiş fiyat denetimlerine de 81 şehirde yoğun bir şekilde devam ettiğini duyurdu. Telekomu da radara alacaktır elbette. Devlet ve Ticaret Bakanlığı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşan Tepe köyünde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine 19 gün sonra ulaşıldı. Anne, abi, amcalar dahil 10 kişi tutuklandı. Ancak katilin kim olduğu, Narin'i nerede ve nasıl öldürdüğü hala bilinmiyor. Güran ailesinin bölgede güçlü olduğu söyleniyor. Devletle özellikle AKP ile bağlantılı isimlerle yakın oldukları biliniyor. Soruşturmanın seyrini değiştirecek hamleler yapıyor köylüler. Ve tabi cinayete yönelik topluca alınmış suskunluk kararı var. Dolayısıyla insanlarda olayın aydınlatılamayacağı kanaati yerleşiyor. İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı ve Avukat Eren Keskin cinayete yönelik çarpıcı bir bilgi paylaştı. Nari'nin cesedinin suya gömülmeden önce ailenin bir adli tıpçıdan görüş almış olabileceğine dikkat çekiyor. Öte yandan aile tarafından yapılan ortak açıklamaya ilişkinde keskin bazı vekiller yanlarındaymış iddiasında bulundu. T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuştu Eren Keskin. Güran ailesi açıklama yapmadan önce milletvekilleri oradaymış diyor. Narin cinayeti sonrası Güran ailesi köyümüz stratejik bir konumdadır. Dış güçlerin hedefindeyiz açıklaması yapmıştı. Keskin açıklamanın devlet diliyle yazılmış olduğuna özellikle vurgu yapıyor. Kayıp ihbarını yapan amcanın kendisi şu an tutuklu. Tutuklanana kadar bir hafta boyunca arama çalışmalarını ve jandarmayı o yönetti. Onun yönlendirmeleri doğrultusunda jandarma komutanı ulaşıyoruz bir müjde vereceğiz diye açıklama yaptı. Keskin bunun soruşturma makamının içine düştüğü çok büyük yanlışlardan biri olduğunu aktarıyor. Geçen sürede delillerin karartıldığının altını çiziyor. Bu noktada önemli bir bilgi aktaralım. Nari'nin cansız bedeninin içine konulduğu çuvalla aynı seri numarasına sahip çuvallar tutuklu sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın evinden çıktı. Narin cinayetinde köylüler devleti oyalıyor, oynatıyor. Türk halkının kaldıramayacağı bir manzaraya tanıklık ettiği için öldürüldüğü söyleniyor. Narin'in Türk halkının kaldırma kuvvetinin ne kadar fazla olduğunu söylemeye gerek yok. Kalabalık bir köylü grubunun ortak faaliyetlerinden söz ediliyor. Bu faaliyetin ortaya çıkmasını istemeyen köylüler Narin'i öldürdükten sonra cansız bedeninin bulunmaması için koca devleti tüm kurumlarıyla manipüle etmeyi becerebilmişler. Köylülerin teknikleri karşısında devlet çaresiz kalıyor. Hala olay çözülemedi. Doktor Esen Savaş'ın şu tespiti her şeyi özetliyor aslında. Günlerdir bir köydeki bir cinayeti çözemeyen devlet 15 Temmuz sonrası bir günde binlerce insanın terörist olduğunu nasıl tespit etti? Devlet masum on binlerce vatandaşına attığı iftiranın elbette farkında. Buna sessiz kalan halk kitleleri de her şeyin iftira olduğunu çok iyi biliyor. Ancak Narin olayındaki gibi bir işbirliği var. İftira atanlar, susanlar, manipüle edenler, görmezden gelenler, Narin'in köyünün büyük halini düşünün. İşte orası Türkiye. Yedikleri haltlar ortaya çıkmasın diye masum bir çocuğu öldürüp çuvalla dereye atanların köyü. Narin Güran cinayetini karartmak için her türlü şeytanlığı yaptılar. Aile üyelerinin sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirmeye çalıştığı ortaya çıktı biliyorsunuz. Aile üyelerinin delil karartmak ve arama çalışmalarını sekteye uğratmak için yalan ifade verdiği, sahte ihbarlarda bulunduğu ve farklı yerlerde terlik bıraktığı mahkeme kayıtlarına da geçti. Sabah gazetesi JASAT'ın tutanağını paylaştı. JASAT jandarma suç araştırma timi. Köylülerin yetkilileri manipüle etmek için 6 yöntem kullandıkları belirtiliyor. Narinin amcası Fuat Güran'ın jandarma personelini gizlice dinlediği belirtiliyor. Gözaltı sürecinde ise bazı zanlıların ellerindeki plastik çubuklarla elektrik tellerini birbirine değdirerek elektrik kesintisine ve yangına sebep oldukları aktarılıyor. 6 yöntem şu. Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu iddia edilerek Jandarma personeli buraya, bu tarafa yönlendirilmeye çalışılıyor. Narin kaybolduktan iki gün sonra köyde yangın çıkarılıyor. Arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintileri yaşanıyor. İki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklinde yanıltıcı ihbarda bulunuluyor. Yanlış ifadelerle güvenlik birimleri yanlış yönlendiriliyor. Jandarma personeli eğer Tutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Köylülerin devlete yaptıkları bunlar. Devletin masumlara yaptıkları da gün gibi ortada. Tayyip Erdoğan da Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu. Masum çocukların naaşı üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyeceğiz diyor Tayyip Erdoğan. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu adalet sistemi için çok çetin mücadeleler verdik diye de ekliyor. Sarayda birinci dönem hakim ve savcı yardımcıları eğitimi açılış töreninde konuştu. 8 yaşındaki Nari'nin 2 yaşındaki Sıla'nın gündem olduğu bir dönemde insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor Erdoğan. Toplumda cezasızlık algısına hizmet eden bazı kötü örneklerle maalesef karşılaşabiliyoruz diyor. Nari'nin köylülerini kastediyor olabilir. Yürütme ve yasama olarak üzerlerine ne düşüyorsa yaptıklarını iddia ediyor. Sosyal medya mecraları büyük bir operasyon aygıtına dönüşüyor diye sitem ediyor. Tayyip Erdoğan suç işleyenin yeri sokaklar değildir diye de ekliyor. Çocukların katledildiği, bebeklerin tecavüze uğradığı Türkiye'de dün vahşetin tatbikatı vardı. Sıla bebeğe istismar soruşturmasından söz ediyorum. Evde tatbikat yapıldı. Tekirdağ Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri. Kızı Sıla'yı 2 Ağustos'ta devlet hastanesine götürüyor. Bebeğin vücudunda morluklar var. Anne çocuğunu komşuya bıraktığını orada düşürüldüğünü söylüyor. Muayene ediyorlar bebeği eve gönderiyorlar. Bir aydan fazla zaman geçiyor. 8 Eylül'de ailesi Sıla'yı tekrar Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüyor. Bebek bu sırada baygın. Muayene eden doktorlar darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildiriyorlar. Sıla bebek de hemen şehir hastanesine sevk ediliyor. Burada bebeğin beyin kanaması geçirdiği anlaşılıyor. Vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular da var. Ameliyat ediliyor minik Sıla. DNA örnekleri alınıyor. Anne Bakiye Yeniçeri kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığı iddiasında. Ancak o minicik bebeğe tecavüz edildiği adli tıp raporuyla ortaya çıktı. Bununla ilgili olarak anne Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö, komşusu Kani A ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. ve K.A. tutuklandı. İki çocuk 13-14 yaşında. Bu arada ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı. Tutuklu komşu çocuklarına Camiatik Mahallesi'nde evlerinde tatbikat yaptırıldı. Neler yaşandığını, vahşetin detaylarını olay yerinde polislere göstererek anlattılar. Müzik Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan gazeteci Fatih Altaylı'yı adeta yerin dibine soktu. Herkese laf yetiştiren Altaylı, oğlu Erdoğan'a sesini çıkaramadı. Bu arada Özgür Özel sahneye çıktı. Bilal Erdoğan'ı hedef aldı. Bilal Erdoğan bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler kalk dediğinde kalkıyordu. Yat dediğinde yatıyordu bu adam diye açıklama yaptı. Hafta sonu neye benzettiği anlaşılıyor. Şu babasının getirdiği EYT düzenlemesi içinde felaket tanımlaması yaptığı Kocaeli'ndeki açıklamaları sırasında Fatih Altaylı ile ilgili konuşuyor Bilal Erdoğan. Fatih Altaylı'nın Bilal Erdoğan'ın hakaretlerine ne diyeceği merak konusuydu. Altaylı yayın yaptığı YouTube kanalında suskunluğu tercih etti hakaretler konusunda. Programın önemli bir bölümünü Bilal Erdoğan'ın konuşmasına ayırdı fakat kendisine yönelik hakaretlere hiç değinmedi. Hatta Erdoğan'ı övdü. Bilal Bey bildiğim kadarıyla ekonomi okudu, iyi okullarda okudu dedi. Bilal Erdoğan'ın Kocaeli'nde yaptığı açıklamalar sosyal medyada çok dikkat çekti. AKP'nin insan hakları eğitim kampında konuştu. Bir ekonomist olarak söylüyorum. Normalde ülkeler mültecilerden orta vadede ekonomik olarak kazanır. Bunu doğru yönetirsen kazanırsın diyor Erdoğan. Türkiye'deki mültecilerin suç oranları kendi vatandaşlarımızınkinden daha düşük diyor. Ben de hak kazandım ama EYT felakettir de diyor. Bebek tecavüzcülerinin, çocuk katillerinin haberlere konu olmasından rahatsızlığını dile getiriyor. Haberleri izlemediğini söylüyor. Türkiye gündeminde ne varsa kamp ateşi başında tartışıyor Bilal Erdoğan. Oğul Erdoğan'ın konuşmalarına en sert tepkiyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel verdi. Hiçbiri ortada yok. Bilal Erdoğan çıkmış, hafta sonu mesai yaptı, gezdi, dolaştı, konuştu. Bakın Bilal Erdoğan sahaya indiyse iki şey vardır. Bir, AKP'de işler yolunda gitmiyordur. İki, sonuç beklediklerinden de kötü olacaktır diyor. Özel 2019 yerel seçimlerini hatırlatıyor. Ekrem İmamoğlu birinci seçimi kazandıktan sonra Bilal Erdoğan'ın o derneksinin bu tekke benim gezdiğini söylüyor. Sadece Bilal Erdoğan'a değil, babasına ve onun ortağı Devlet Bahçeli'ye de diyecekleri vardı Özgür Özel'in. Erken seçim çağrısını yineledi. İşsizliği engellemeyenin, yoksulluğu bitiremeyenin, fiyatları indiremeyenin gideceği yer seçim sandığıdır. Kaçamazsınız. Geçim yoksa seçim var ifadelerini kullandı. Özel MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye de zor sorular yöneltti. Anayasanın 4. maddesine karşı izleyen Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile ilgili bu sorular. 3-5 oy uğruna olmadık işler yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Onunla bununla ittifak kadının seçme seçilme hakkına karşı çıkan Hüdapar çıkmış. Anayasanın ilk 4 maddesine karşı izliyor. Seçim zamanı susturdular. Şimdi anayasanın dördüncü maddesine karşıyız diyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkenti Ankara'ya karşılar. Bayrağa karşılar, İstiklal Marşı'na karşılar, Cumhuriyete karşılar diyor Özgür Özel. CHP Genel Başkanı Hüdapar'a bir sözü olmadığını aktarıyor. Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsınız. Mikrop mikroptur ama milliyetçi muhafazakarım diyenler hele hele Tayyip Bey'in sağ kolunda Hüdapar, öbür kolunda Devlet Bahçeli var. Sen bu Hüdapar'a ne diyorsun Devlet Bey diye soruyor Özel. Oy toplarken vatan bayrak ezan deyip milletin dini ve milli duygularını sömürenlerin, milletin bayrağına, istiklal marşına karşı olanlara Ankara'nın başkent olmasına karşı çıkanlara yüz vermesine kızıyor. Bir de iddialı çıkış yapıyor özel. Bu milletin birliğinin, beraberliğinin, bayrağının, ezanının garantisi CHP'dir diyor. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.